Merhabalar. TechYaz SolidWorks 2022 Tasarım Zirvesi'ne hoş geldiniz. Genel Müdürümüz İlker Bey'e bu seminerle ve Tasarım Zirvesi ile ilgili birkaç sorumuz olacak. İlker Bey, öncelikle Tasarım Zirvesi gerçekten çok güzel geçti. Sabahtan beri buradayız. Bugün çok sevindiğim bir şey oldu. SolidWorks ile daha doğrusu ilk defa duyduğum bir şey. Yani tıpta, medikal anlamda kullanıldığını gördük. Yani ben buna çok şaşırdım. Sizin de hatta tepkiniz orada o yönde oldu. Bu konuyla ilgili hani ne düşünüyorsunuz? Nasıl bakıyorsunuz bu SolidWorks'ün medikal anlamda kullanılmasında ya da ne bileyim hastaneler artık doktorlarımızın ameliyatlarında bir araç olduğunu bugün gördük. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Evet, yani ben de ilk gittiğimde senin kadar şaşırmıştım. Yazılımlarımızın gerçekten insan hayatına dokunabilmesi beni çok duygulandırmıştı. Evet. Baktığınız zaman SolidWorks'ü çok da alışık olmadığımız bir yerde kullanıyorlar. Mesela tersine mühendislik yazılımları var, tarama cihazları var, kemik taramaları, ameliyat öncesi hocaların hazırlanması veya mesela ameliyata girerken benim işte orayı rahat girip kesebilmem için şöyle bir makas dizaynına ihtiyacım var dediğinizde işte hocanın hemen onu oradaki mühendislere SolidWorks'ta dizayn ettirip sonra onun ameliyat öncesine hazır edilmesi gibi konular. Gerçekten SolidWorks'ün böyle insan sağlığına fayda noktaları beni de bugün izleyenleri de heyecanlandırdı diye düşünüyorum. Yani çok enteresan, adam ameliyat sırasında profesör, örnek veriyorum, ameliyat sırasında bir yere operasyon yapacak. Diyor ki işte elindeki artık makas buraya girmiyor ama makasın formu, şekli falan böyle olsa girebilir diyor ve o şekilde SolidWorks'a tasarlattırıyor. Önce bir 3 boyutlu printer'da tasarımını yapıyorlar, daha sonra ve bunu gerçeğe döküyorlar ve bu ameliyatta kullanılıyor. Yani SolidWorks'ün artık buraya kadar ilerlediğini görebiliyoruz. Yani ben buna çok şaşırmıştım. Çok da sevindim açıkçası. Hocam bir diğer birkaç sorum olacak size de. Şimdi bununla ilgili... Öncelikle şeyi merak ediyorum, senin düşünceni. Bu pandeminin yeni normalinde işte bu stüdyo ortamı, dijital bir şekilde bu konferansın yapılması. Daha önceden bu fiziki konferanslara da katıldığın için. Hı. Hani onun sende yarattığı etki nasıldı? Hani sence bu nasıl bir fikir? İnsanlara daha çok fazla insana ulaşması ilginç geliyor mu? Bir kere bu yazılımı Türkiye'de birçok kişi satıyor. Ama ben her seferinde TechYaz'ın organize ettiği bu seminerlere hemen hemen hepsine katıldım. Ve her geldiğimde de yeni bir şey öğrendim. Her geldiğimde de kimisinde işte farklı alanlara, ki keza bugün medikal sektör, yani sağlık kuruluşlarında artık bu yazılımın kullandığını fark ettik ve önemli bir noktada temas edilmiş yani SolidWorks'e. Burada TechYaz'ın bunu Türkiye'ye duyurmayı da Türkiye'de artık hani biz bu yazılımı satıyorsak arkasında bu kadar kişilik ekip var. Çünkü 40'ın üzerinde falan bir personeliniz var ve bu ciddi bir baktığı zaman maliyet, ama bu kadar büyük olmanın da demek ki yani büyüksün ki şey, böyle devam, teknik destek, hizmet, yani bunu TechYaz aslında yapabildiği için, o yüzden herhalde her sene SolidWorks'ün tanıtımını TechYaz yapıyor. Ama dediğim gibi ben geldiğimde, şahsım adına konuşuyorum, her geldiğimde SolidWorks'ün yeni bir özelliğinin çıkmış olduğunu ilk elden, ilk kez duymuş oluyorum canlı yerinde. Daha sonra gerçi videoları YouTube'a falan atıyorsunuz, oradan herkes de ulaşabiliyor ama yani önemli olan burada programı, yani yazılımı satan firmanın arkasında ki vermiş olduğu hizmet ve inanılmaz bir ekip var. Yani aklıma tabii gelen bu. Biliyorsun, geleneksel bir etkinlik. Biz dijitali seçince aslında etkinliğe gelemeyen, farklı şehirlerde yaşayan ama hep beraber aynı anda bu duyguyu hissetmek isteyen insanlara da aslında bir çözüm sunmuş olduk. O yüzden de etkinliği interaktif yaptık. Mesela sonradan YouTube'dan bir film gibi izleyebilirsin ama evet, etkinliğe sorular sorabiliyorsun. Etkinlik esnasında direkt canlı olduğu için başka insanların sorularından faydalanabiliyorsun ve tabii yarışma var, çekilişler var, onlara katılabiliyorsun ve o günü size yaşatıyoruz. Yoksa bence insanların dikkatini çeken o kadar çok konu var ki, yani hangi birini izleyeceksin evde oturduğunda? Bugüne böyle kendi takvimine işaretleyip o gün ben bu işi ayırıyorum demek bence kıymetli. Çok yerinde ve bu organizasyonu yapan arkadaşları kutlamak da gerekiyor. Çünkü gelemeyenler, bu şu anki bu seminer online'da olduğu için orada katılamayan insanlar sorularını sorabiliyor ve en güzel tarafı da sorduğu anda da cevabını verebiliyorsunuz. Ve bunu daha sonra tabii dediğim gibi izleyemeyenler daha sonra izleyebilmesi için YouTube'a ya da diğer platformumuz, kendi blog sayfanıza falan koyup oradan da kullanıcılar ulaşabiliyor.
Yani işin özeti şunu diyeyim. SolidWorks için Türkiye'deki tek yaz distribütörü iyi ki var demek gerekiyor aslında. Senden burada geçen notu aldık yani Mustafa. Çünkü senin de biliyorsun Türkiye'de çok farklı kullanıcı kitlelerine erişebilme gücün var. Hatta bugün de bahsettiğimiz işte maker dediğimiz profesyonel hayatında SolidWorks kullanmasa bile SolidWorks kullanmak isteyen birçok insan senin YouTube kanallarını takip ediyor. Evet. Onlara yönelik oluyorsun. Oraya da geleceğim. Onunla ilgili bir sorum var. İyi hadi bakalım. Şimdi hazır açılmışken direkt hatta onu soralım. İlk sorumuz olsun. Şimdi öğrenci olanlara tek yazın sunduğu güzel bir çözüm var. Şimdi Anadolu'nun birçok yerinden gelip farklı şehirlerde çok zor emeklerle okuyan insanlar var. Tek yaz aracılığıyla bu tek yaz yazılım konusunda bir öncelik, bir abilik, bir ablalık yapıyor bu arkadaşlar, öğrenci arkadaşlara. Ve standart bilgisayarlarına SolidWorks'u indirip kurabilecekleri, kullanabilecekleri öğrenci lisansını verip tasarımlarını yapıp ve okuldan mezun olmalarını sağlıyorlar. Bunun için aslında öğrenciler adına ben tek yaza teşekkür ediyorum. Ama şimdi bir de bunu, bu öğrencileri yapmış olduğunuz güzelliğin dışında bir de okuldan mezun olmuş, artık öğrenci lisans süresi dolmuş ve programı alamayan, ya daha doğrusu programı alamayandan kastım şu, adam mezun olmuş ya da belli bir yıldır imalatta, sanayide çalışıyor ama öğrenebileceği bir program ve bu programı bilgisayarına kurup lisanslı bir şekilde bunu öğrenmek istiyor. Yani bu konuda öğrenci olmayan arkadaşlara kendini geliştirmek için tasarım anlamında, imalat anlamında, üç boyutlu bakış anlamında kendini geliştirmek için öğrenci olmayan insanlara bir çözüm duydum az önceki seminerde. Onunla ilgili benim YouTube kanalımdaki abonelerime ne diyeceğiz? Evet. YouTube ya, kanalımda öğrenci olmayan abonelere, öğrenci artık bitmiş öğrencilik hayatı ama programı da evinde lisanslı bir şekilde kullanmak isteyen abonelerimize bir güzellik yapmanızı rica ediyoruz. Bunlara uygun fiyatta, çok cüzi bir komik rakamla lisans verebilir miyiz? Bu konuda nasıl yardımcı olabilirsiniz bizim abonelerimize? Yani şöyle, aslına bakarsan bu konu en fazla senin abonelerine yönelik yapmış olduğumuz o sohbetten sonra karşımıza çıktı. Çünkü bazen insanları da duymak kolay olmuyor. Yüzlerce, binlerce öğrenciyle her gün karşılaşıyoruz. Evet. Onların isteklerini duyup not alıyoruz. Yüzlerce, binlerce müşteriye gidiyoruz. Onları da duyuyoruz. Ama o arada bence de boş kaldığını düşündüğüm, cevap veremediğimizi düşündüğüm ciddi bir kitle var. Bu insanlar kariyerlerinde yeni adımları atabilmek için kurslara giden veya online eğitimleri takip eden insanlar. Onlara da bir çözüm üretmek gerekiyor. Senin kanalındaki işte takipçilerden aldığımız geri bildirimlerle daha iyi görmüş oldum. Benim için de çok iyi oldu. Çünkü evet, yurt dışından yeni geliyorum. O yurt dışındaki toplantıya senin kanalından gelen geri bildirimlerin çıktısını aldım. Elimde onlarla gittim. Dedim ki bakın Türkiye'de işte insanlar burada yazıyor bunu. İsteklerini belirtiyorlar. Ben de size elçiye zeval olmaz getiriyorum dedim. Şimdi onlar da dünyada SolidWorks for Makers diye, yani araştırdığınız zaman internette artık bulabileceksiniz. Makerler için SolidWorks isimli bir lisans modeli çıkartıyorlar. Bunu internetten kredi kartınızda hepiniz alabiliyorsunuz. Türkiye fiyatı henüz belirlenmedi. Ama yani mesela örnek vereyim, Amerika fiyatı şu an $99. Yani bu lisansı böylelikle isteyen herkes alabilecek. Tabii ki ürün ticari amaçla kullanmak için değil ama bir maker'ın bir 3D printer'ından bir çıktı alması olabilir ya da bir şeyleri dizayn etmek istiyordur ya da eğitimini devam ettirirken yandan onu kullanmak istiyordur. Bu lisansı satın alabilecek. Hatta sizinle vesileyle olunca da ben de yurt dışından gelirken yanımda bir 10 tane alıp geldim. Bu 10 taneyi de senin YouTube kanalından takip eden, İşte çok iyi, yorum yazıp iletişime geçmek isteyen kişiye de hediye etmek istiyorum. Duydunuz arkadaşlar. 10 tane, bakın sınırlı. $99 mıydı hocam? $99 normalde. $99. Artık KDV bu arada. $99 artık KDV. Fatura da kesiyoruz. Normalde öyle ama biz bunu tabii ücretsiz vereceğiz. Yanımda gelirken getirdim. Ve oradan da dedim ki bir 10 kişiye bunu verelim. Sonra da istiyoruz. Anladım hocam, bir dakika. 10 kişiye ücretsiz mi dediniz? Tabii. 10 kişiye ücretsiz vereceğim.
10 kişiye ücretsiz arkadaşlar. Videonun altına İlker Bey iletişim... Yani ona sen karar ver. Bak şimdi istersen söylemeyelim ya da bilmiyorum. Evet. Çünkü ben ona bana düşmez. Senin kanalın ama ben 10 lisansı senin kanalında doğru insanlara ulaşması için ücretsiz olarak vereceğim. Çok güzel. Amacımız ben... ne yalnız? Nasıl birini seçmemiz lazım? Bunu kullanacak... Ücretsiz lisans bu arada 1 yıllık. Bunlar kiralık model. Bu 99 dolar artı KDV ile 1 yıl boyunca kullanabiliyorsunuz. Üstelik platform lisansı olduğu için şöyle de bir güzelliği var. Bilgisayarınızın da artık çok iyi olması gerekmiyor. Çünkü ben size aynı zamanda bulutta da bir bilgisayar vermiş oluyorum. Yani o fiyatı öyle hayal edin. Kendiniz bile alacak olsanız. Ama bu ücretsizle birlikte aslında bir nevi size bir yıl boyunca bilgisayar da hediye etmiş oluyorum gibi düşünebilirsiniz. Buluttan mı çalışacak? Buluttan çalışacak. Hmm. Buluttan çalışmayanını da kurabilir ama buluttan da çalışmak isterse buluttan çalışanını da kuracak. Hmm, çok iyi. Amacım da senin orada ilgili meraklı kullanıcılardan bir 10 kişi bunu kullansın. Sonra senin kanalında da deneyimlerini anlatsınlar. Hatta 10 kişi aralarında da bağlantı kurup platform üzerinden yazışıp birbirleriyle öğrendiklerini paylaşabilir. Çok iyi. Bu arada alırsanız eğer eksikler görürseniz ya da şöyle olsa böyle olsa daha iyi olur gibi bir düşünceniz oluşursa yorum kısmına yazın. İlker Bey de oradan takip eder. Bunu SolidWorks mühendislerine de iletir. Bu şekilde yazılımın daha da gelişmesine sebep oluruz. Bak mesela bununla da ilgili hemen bir ek yapayım. 2022 yılının içerisinde şu an 2023 versiyonu geliştiriliyor her sene SolidWorks'te. Biz normalde profesyonel müşterilerimizden geri bildirimler alıp bunları sisteme yüklüyoruz. Orada oylamaya gidiyor. Ama senin kanalın vesilesiyle de yani bir profesyonel şirketin içinde çalışma fırsatı olmasa bile bu SolidWorks'te vakit geçirmiş, sesini ulaştırmak isteyenler de varsa onlar da göndersinler. Bu önümüzdeki bir ay, bir buçuk ay içerisinde onlardan gelen talepleri de çok o iyi listeye ekleyelim. Yoruma mı göndersinler yoksa mail adresimi mi paylaşalım? Valla bence direkt sana iletsinler. Sen tamam. Onları toparla. Bize okay. İlet. Sen bir, orada bir kanal ol. Yorum yazın arkadaşlar. Ben zaten onları hepsini bir liste halinde tutar. Gelecek 2023'te belki sizin istediğiniz bir özellik programa neden eklenmesin? Ki bunların çok da örnekleri var. Merak etmeyin. Arkanızda tek yaz var. İletecek yazılım yapan yerlere ve istediğiniz özellikler gelebilir. Yeter ki mantıklı ve doğru bir şey olsun. SolidWorks 2022 lansmanında yani şu anki yapılan SolidWorks 2022 seminerimizde sizin en çok beğendiğiniz bir yeniliği var mı? Yani X bir firma bunu alacaksa şu yenilikten dolayı bu yazılım alınabilir ya da yazılımını güncelleyebilir dediğin bir özellik var mı? Aslında hemen hemen bütün özellikler çok güzel ama genellikle SolidWorks satın alan insanların her sene ilk sordukları şey performanstır. Biz de artık iş istasyonları işinde de yoğun bir şekilde çalıştığımız için her yeni versiyonu mevcut iş istasyonuyla, aynı iş istasyonuyla test etme şansımız oluyor. Ve ilk defa 2022'de dramatik farklar gördük. O yüzden özellikle çekirdek kullanımının daha verimli olmasıyla birlikte performanslar çok ciddi arttı. O yüzden bilgisayarımı yenilemek yerine yazılımımı yenileyim, hızlanayım diyorsanız 2022'de bunu bulabileceksiniz. Bir diğer konu da tabii ki arayüzün her geçen gün daha kolay olması. Orada da bugün anlattığımız birçok yenilik var. O yenilikler de kullanımı çok hızlandırıyor. Arayüzde işte yeni gelen Q komutu mesela ona bastığınız zaman işte düzlemleri, orijinleri açıp kapama mesela benim çok kullandığım bir ihtiyaçtı. Ya da komut arıyorsunuz bulamıyorsunuz. Neredeydi bu komut? Böyle bir komut vardı dediğinizde artık mouse'unuzun ucunda search geliyor. Klavyeden yazdığınız zaman istediğiniz komutu hemen mouse'un ucundan bulabiliyorsunuz. Ha, ben bunları çok beğenmiştim. Ben burada tam görmedim 2022'nin yeniliklerini ama tek yazdaki ilgili arkadaşlar bana videoları 2022'nin yenilikler videosunu iletecek. En kısa zamanda kanala koyacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Bir diğer sorum hocam. Benim kanalımdaki abonelerimin bana ağırlıklı sordukları soru şu. Daha önceden duymuşlar. Diğer SolidWorks'te diğer programlar gibi artık kiralama yöntemine falan geçecek. Bu tam olarak ne zaman geçecek? Biz artık SolidWorks'ü ona göre bir yatırım yapalım. Alalım artık aldığımız SolidWorks bize belki uzun yıllar yetecek. Kiralamakla falan uğraşmayalım. Ya da hem satın alma hem de kiralama ikisi aynı anda devam edecek mi? Yoksa satın alma artık bitip tamamen mi kiralığa geçecek? Bununla ilgili benden abonem özellikle sormamı istemişti. Bunun durumu nedir? Yani şöyle... Aslında dünyadaki trendler değişiyor. Kiralama her geçen gün popülerleşiyor. İşte müzik dinlerken, film izlerken bile artık böyle oldu.
Aslında SolidWorks bunların hepsine cevap verecek esnek çözümler sundu. Kalıcı isteyene kalıcı seçenek devam ediyor ama herkesin ya ne gerek var o zaman kalıcıya, ben kiralayayım demesini sağlayacak cazip yaklaşımlarla da 2022 yılı başında ciddi bir kiralama dönüşümüne geçiyor. Büyük ihtimalle bizim tahminimiz bu yeni yaklaşımlarla kalıcı lisans yerine kiralayarak çok daha uygun fiyatla bu işe başlama opsiyonu daha popüler olacak. Ki mesela Aralık'ta mesela en önemli kampanyamız bir alana bir tane bedava şeklinde kiralama modülümüz. Yani bir yıllık kiralama bedeliyle iki lisansı kiralayıp hızlıca olaya müşteriler girebiliyor. Aslında düşündüğün zaman şöyle bir empati kuruyorum da kiralama yöntemi aslında bazı işletmeler için çok faydalı olabilir. Örnek veriyorum, adamın mesela bir projesi vardır, bir yıl ya da iki yıl sürecektir. Komple yazılım almaktansa bir yıl ya da iki yıl boyunca kiralayabilir. Bir bu, bir de kalıcı lisansınız bile olsa mesela çok üst düzey analiz modülleri var. Bu analiz modüllerini artık 3 ay bile kiralayabileceksiniz. Hatta yakında onları da yapacaklar. 2022 girişinde başlar. Aylık kiralamaya kadar esnek olacak. Yani belki 2 tane, 3 tane stajyer işi aldınız. Döndünüz dediniz ki bana 2 aylık SolidWorks lazım. Tak diye kiralayacaksınız belki de çok rahat bir şekilde. İşte Composer gibi, simülasyon gibi modüller var. Bunları da dönemsel kullanma ihtiyaçlarınız olabilir. İhtiyaçlar artabilir. Bir yoğun bir projeye girmişsinizdir, o zaman olabilir. Yani kiralama bence hayatınıza çok daha fazla girecek. Ben en çok da önem verdiğim kısmı SolidWorks'un bugün de gördükleri gibi her versiyonda çok ciddi yenilikleri geliyor. Yani bu işin sonu yok. Kiralama aslında sizi sürekli de versiyonunuzu güncel tutuyor. Aslında o zaman da teknolojiden uzak kalmamış oluyorsunuz yani. Çok pardon. Yenilikler her sene doğru ciddi yenilikler geliyor. Ama bu yenilikler işte sizin programı kullanıp şu eksiği var, bu eksiği var ya da eksik demeyelim de şu iyileştirmeyi yaparsak böyle olsa, şöyle olsa sizden gelen aslında geri bildirimlere göre bu yenilikler oluşuyor. O yüzden bence o yorumları yazmayı ihmal etmeyin. Ben de onlara bir havuz yapıp ileteceğim. Çünkü daha dün geldi yurt dışından, ben biliyorum. sizden gelen o geri bildirimleri söylüyor. Gelecek versiyonlarda dediğiniz o artık komutlar ya da iyileştirmeler göz önünden mutlaka alınıyor. Türkiye bu sırada 4. sırada, bilginiz olsun. Ben bunda şunu söyleyeceğim, yani bu sadece hani benim bireysel bir çabam olarak da söylemeyeyim. Bugün Türkiye'de SolidWorks de facto standart diyoruz bir çizim programı olmayı başarmış durumda. Bir düşünün, Türkiye'de uluslararası desteği arkasına alarak Türkçeleşmiş komutlarına kadar bir başka program yok zaten. Bu zaten yazılım firmalarının ülkemize ne kadar kıymet verdiğinin de bir göstergesi. Biz bu açıdan baktığımız zaman Türkiye pazarı olarak sözümüz geçen bir pazardayız. Haliyle tabii ki siz de isteklerinizi ileteceksiniz. Biz de bunları onlara söylediğimiz zaman Dassault System SolidWorks markası için son derece önemli bir pazardan gelen istekler olarak değerlendirileceğinden emin olabilirsiniz. Evet. İlker Bey çok yoğun olduğu için biraz plansız bir röportaj oldu. O yüzden suçumuz olduysa kusura bakmayın lütfen. Bir dahakine daha planlı yaparız. Bir sorum daha var hocam. Şimdi imalattan, üretimden geldiğimiz için şöyle bir sorum var benim. Adamın 70-80 tane CNC makineleri var. Ve imalat yaptığı için her ürettiği parçanın bir teknik resmin olması gerekiyor. Ama işler bazen o kadar yoğun oluyor ki adam datayı tasarlıyor, bitiriyor. Teknik resme geçene kadar ya da teknik resmi yaptı, resimde eksik ölçüler olabiliyor. Bu durumda adam gece çalışırken işte şunun ölçüsü eksik, buranın ölçüsü eksik, nasıl üreteceğim falan diye düşünüyor. Şimdi SolidWorks'te bu olabilir mi? Mesela bir yenilik. Her tezgahın başına bir tane tablet, bu tabanlı mesela olabilir diye düşünüyorum. Her tezgahın başına bir tablet, tabletten herkes SolidWorks'e çizilmiş o dataya ulaşabilsin, oradan ölçü alabilsin. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bununla ilgili bir çözüm var mı? Bu aslında bakarsanız bugünkü klasik SolidWorks'te de bir şekilde kiosklar kurarak, işte PDM sistemimizi devreye alıp PDM'in Weaver lisanslarını kullanarak yaptığımız bir şey. Ama sonuçta altyapı anlamında bir takım destekler gerekiyor. Bunun yerine interneti sadece atölyeye düzgün bir şekilde indirebilirsek, şifresinden güvenliğine kadar her şeyi buluta taşırsak, hem kullanacağımız cihazların çok özellikle olmasına gerek kalmayacak. Sadece tablet, telefon bile olsa olur. Bir internete bağlanan browser tabanlı bir cihazı kurmamız yeterli olacak.
Ve üstelik bunu sadece bir anda atölyenizin çözümü gibi değil, tedarikçi sisteminizi dışarıdan da projeye dahil ettiğiniz insanlara da güvenli bir ulaşım alıcı gibi, aracı gibi düşünebiliyorsunuz. O yüzden bence bunun artık günümüzde en doğru çözümü bulut teknolojileri. Dassault sistem de bunu son derece detaylı bir şekilde hazırlamış. Yani şunu mu anladım o zaman ben? PDM ile aslında yapılabilir mi bu dediğim? PDM ile de bunu yapılabilir. Klasik olarak belli bir altyapısı olan firmalar bunu yapıyorlar. Detaylı bilgi için o zaman... Evet, bize ulaşırlarsa biz onlara PDM sistemi üzerinden... Bu çünkü bana sisteme, gelen bir şeydi. Evet. PDM'in görüntüleme programlarını böyle yüzdürerek atölyeye indiriyoruz. Bütün projelere erişim çok iyi sağlanıyor. Detaylar için Tekyaz Teknolojik Yazılımlara ulaşabilirsiniz. Benim sorum bu kadardı hocam. Eklemeniz gereken bir şey var mı? Biraz şey oldu ama... Evet, hızlı oldu ama hızlı oldu bugün ama. Zaten Mustafa'ya vakit ayırmak istedim. Çünkü etkinliğin arasında çok az bir zamanda onunla böyle hızlandırılmış bir tur yaptık. Bence bunun üzerine gelen sorulara göre ayrı bir şeyi tekrar yaparız. Daha detaylı soruları cevaplarız diye düşünüyorum. Tamam. Teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.